Hepinize merhaba arkadaşlar. 4 Nisan 2022 Pazartesi haftaya %61'lik enflasyon verisiyle başladık. Enflasyon maalesef yükselmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan verilerde tüfeden ziyade beni en çok düşündüren ve korkutan, tedirgin eden üfe arkadaşlar. %114 geldi, %105 gelmişti geçtiğimiz ay. Hatırlayanlar bilirler, Eylül ayındaydı %46 gelmişti üfe. Ve ben bunun önümüzdeki aylarda TÜFE rakamı olabileceğini sizlere belirtmiştim. Yani zaten piyasanın kuralı budur. Yani ÜFE artmaya devam ediyorsa TÜFE'yi de peşinden sürükler. ÜFE dediğimiz üretici fiyat endeksi. Yani o üreticilerin o fiyat endeksi düşmedikçe tüketiciye bu yansır arkadaşlar. Yani oradaki o fiyat artışı yansır. Ne zaman ki ÜFE'de bir düşüş gözlemlenirse artık TÜFE'de de bir düşüş sinyali olur bu bizim için. Ama maalesef üfe, tüfeğe göre çok daha sert yükselişine devam ediyor. Üç haneleri zaten devirmiştik geçtiğimiz ayda. Maalesef sıkıntılıyız arkadaşlar yani bu konuda. Enflasyon kanısında yani sanırım ya beşinciyiz ya yedinciyiz dünyada. Öyle bir sıralama olması gerekiyor. Artmaya devam edecek mi? Artmaya devam edecek. Peki bugün mesela yüksek bir enflasyon verisi geldi fakat dolar TL'de çok fazla bir hareket olmadı. Müdahale falan mı yapıldı? Aslında öyle bir şey de yok. Bugün dolar endeksi 99'lara gelmesine rağmen bugün Güney Afrika randı, işte Rus rublesi, Meksika pesosu gibi gelişmekte olan para birimleri karşısında dolar TL, pardon dolar bugün güçsüzdü. Yani bu para birimleri karşısında da değer kaybetti. Bizde ise e, şu anda 14.70'te 0.40 yükselişte olduğunu görüyoruz. Tabii nereye kadar dayanabilir bu dolar tl Buna dünkü videomda zaten sizlere bir matematiksel bir hesaplama yapmıştım hatırlarsanız. E, doların gerçek değerinin şu anki enflasyon rakamlarına göre 16 TL civarında olması gerektiğini sizlere belirtmiştim. E, bu rakam gelecek arkadaşlar. Yani öyle ya da böyle gelecek özellikle de bu mayıs ayı içerisinde artık bu dolar TL'nin gerçek hareketini yani o enflasyonist ortama ayak uydurmuş hareketini görme ihtimalimiz yüksek. Teknik olarak şöyle e, rakamlara baktığımızda aslında çok aslında çok da böyle fazla konuşacak e, bir argümanımız yok bizim. Çünkü görüyorsunuz yani burada bir yataylık var. Özellikle şu 14.85 bandında. E, fakat şurada 4 saatlik grafikte EMA 55 dediğimiz bakın yükseliş trendini başlatan şu mavi hareketli ortalamamız bu 4 saatlikte buranın arkadaşlar 14.70 olduğunu görüyoruz ve şu anda dolar TL bu direnci kırmaya çalışıyor. Bakın 3 adet 4 saatlik dilimde bu 14.70'i kırmaya çalışıyor. Eğer kırarsa biz tekrardan bir 15 kuruş daha yükselişlerle 14.85 barajına doğru gitme ihtimalimiz var. Biliyorsunuz kısa vadeli ilk hedefinin günlük grafikte çizmiş olduğumuz Fibo direnci olan 15 20, onun da üzerinde 16 TL'lik bir hedefi ve beklentisi olduğunu sizlere söyleyebilirim. Onun dışında da yani dolar TL alırsak enflasyondan korunur muyuz derseniz dolar TL'yi direkt alırsanız ve hani sadece onu dolar TL olarak bankada bekletirseniz bu %60'lık enflasyondan korunma ihtimaliniz maalesef yok arkadaşlar. Ne yapabilirsiniz? O dolar TL'nizle Yabancı hisse senedi alabilirsiniz. Eurobond alabilirsiniz. Hani bunun dışında da böyle dolar TL ile enflasyona karşı koyma çok daha zor. Biz enflasyona karşı koymak için en güzel yatırım aracının borsa olduğunu aylardır sizlere belirtiyorum arkadaşlar ve birçok arkadaş da dolar ve altın, gümüş işinden tamamen borsaya yöneldi. Son 3-4 ayda beni dinleyenler, sıkı takip edenler özellikle ve borsada da enflasyona karşı hemen hemen dolara rağmen daha iyi korunduğumuzu düşünüyorum ben. Ve hemen açalım şöyle Borsa İstanbul grafiğimizi. Evet Borsa İstanbul'da şurada 2260 direncimiz var bizim. Buralara dikkat edelim dedik. Hatta bir negatif uyumsuzluğumuz vardı bizim 4 saatlikte. Fakat bu negatif uyumsuzluk çalışmadı arkadaşlar. Yani buradaki 2260 direnci yukarı yönlü kırılınca Buradaki negatif uyumsuzluğumuzda da devre dışı kalmış oldu. Zaten şu 1950 bölgesinde ben sizlere her seferinde belirtmiştim, e, tren kalkıyor, artık vagonlar doldu, kapılar kapandı, nereye gidiyoruz? 2500 hedefine doğru gidiyoruz diye beklentilerimi sizlerle paylaşmıştım ve şu anda günü biz 2311'de kapattık arkadaşlar. Yani bizim hedefimize 200 puandan çok daha az kalmış. Hatta şu cümleyi de sarf ediyordum sizlere. Hani ilk hedef 2500. Aslında bunun üzerinde daha da yüksek hedeflerim var. Fakat hani o ilk hedefi görmeden o yeni yukarıdaki hedefleri vermek istemiyorum. Hani çok fazla da böyle gaza getirmek istemiyorum diye belirtmiştim. Evet yukarıda da yani 2500'ün de üzerinde yine hedeflerim var. Fakat ilk etapta biz bu 2500 hedefini görmemiz gerekiyor arkadaşlar 2.260 önemli bir fiba direnciydi ve burayı çok rahat geçtik tıpkı şuradaki 2.150'yi çok rahat geçtiğimiz gibi 2.260'ı da çok rahat geçtik bundan sonra yapılması gerekenler 2.260'a is süren stoplarımızı koyarak bekleyeceğiz arkadaşlar yani hedefe doğru gideceğiz bu hedef neresi ilk direncimiz 2.411 yani bizim Bugüne kadar ki görmüş olduğumuz tarihi zirve. İlk direncimiz burası arkadaşlar. Onun dışında şu anlık önümüzde herhangi bir direnç yok. E, Tabi burada hisse seçimi de çok önemli demiştim. E, şimdi yan kağıtlara, yan hisselere baktığımızda borsa bu ralliye kalktığından beri hani çok da fazla kıpırdamadıklarını görüyoruz. Ama bizim seçmiş olduğumuz hisseler ve bunların dışında yani bizim takip listemizin dışındaki BIST 30 hisseleri işte Türk Hava Yolları'dır, Şişe Cam'dır bunların da çok güzel yükselişler yaptığını gördük arkadaşlar. Bu da zaten beklentimiz dahilindeydi. Yani bana da soruyordunuz hep bu BIST 30 dışındaki hisselerle bu rally sürecinde çok fazla oyalanmayın, ilgilenmeyin diye sizlere cevaplar veriyordum. Şimdi burada Evet bu 2260 direncini açtık. Fakat RSI göstergemizin şöyle günlükte bakalım. 4 saatlikte yanıltıcı olabiliyor. Şöyle günlükte baktığımızda arkadaşlar şu anda RSI göstergemizin 79.6 olduğunu görüyoruz. Geçmişte bu RSI göstergemiz bizim 83-84'lere kadar çıkmış. Yani bu RSI göstergemiz bizim 83-84'lere kadar geldiğinde zaten muhtemelen biz de bu 2400 direncine yaklaşmış olacağız ve buralarda biraz temkinli olmak gerekiyor. Geri çekilmelerde ise şuradaki 2260 direncimizdi bizim. Şimdi desteğimiz oldu arkadaşlar. Hisselerle ilgili yeni destek ve dirençleri bu akşam topluluk sekmesinden sizlerle paylaşacağım. Şöyle kısaca ons altına bir bakalım. Ons altında 1933 arkadaşlar 21 günlük ortalamamız. Aynı zamanda şurada 4 saatlik grafikte de bakıyoruz. 55 EMA dediğimiz bölge 1933. Yani bu 1933'ün üzerine çıkabilirsek ons altın olarak tekrardan biz yükseliş trendine girmiş olacağız. Aşağıda ise 1920 destek bölgesidir ve buradan döndüğünü gördük biz geçen hafta cuma günü. Şöyle kısaca gram altına da bakalım. Gram altında biliyorsunuz pivot seviyemiz 915 TL'ydi. Şu anda 912 TL ile bu pivot seviyenin altındayız. Pivot dediğimiz rakam şu işte arkadaşlar. 55 EMA. 4 saatlik grafikte. Şu anda burası aslında tam 915 de değil. 913.72. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik kapanışlar gelirse tekrardan yükseliş trendine başlarız. Aşağıda ise 890'ın önemli bir destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Böyle gümüş olsa geliyoruz. Bugün ons altında güzel mini bir yükseliş de olsa bir yükseliş oldu. Fakat gümüş ons bu yükselişi ayak uyduramadı. Çünkü şuradaki önemli desteği 24.75 maalesef aşağı yönlü kırılmıştı. Ve bir türlü bu desteğin üzerine çıkamıyor. Yükselişlerin tekrar başlayabilmesi için buradaki 24.70'in üzerine hatta güncel rakamımız evet 24.75'in üzerine çıkması gerekiyor arkadaşlar. Gümüş olsun. Şöyle gram gümüşe de baktığımızda burada da önemli bir desteğimiz vardı. Bizim 11.47 idi burası. Bugün tam buradan bir destek aldığını görüyoruz gram gümüşün. Fakat yukarıda bizim için önemli olan direnç seviyesi 11.80. Bu 11.80'in üzerine çıkmadıkça alım yapılmamalı. Günlük grafiğe geldiğimizde yani eğer bu 11.47 de kırılırsa 11.06, 11.10 bandına kadar alım yapılmamasını bakın şurası 55 günlük ortalamadır. Daha önce yine buradan dönmüştü. Tekrar buraları test etme ihtimali var. Neden var? Çünkü gümüş ons çok zayıf arkadaşlar. Yani ons altın biraz toparlasa da gümüş ons zayıf kalmaya devam ediyor. Tabi bunun en büyük nedenlerden biri de ABD 10 yıllıkların şu anda 2.40 civarında olması arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.